Bugünkü etkinliğimizin ana konusu Haluk'un da söylediği gibi yeni dünya, yeni yetkinlikler. Çok çok hızlı bir değişim içindeyiz. Bu sadece teknolojik değişim olarak algılanmamalı ama en büyük göstergesi bu. Geçen hafta katıldığım bir konferansta bir konuşmacı yaptı bu deneyi. Hadi gelin burada birlikte yapalım. Nokia ya da Ericsson telefonu hayatının herhangi bir döneminde bir kere bile kullanmış olanlar el kaldırabilir mi? Şu anda Nokia ya da Ericsson kullananlar el kaldırabilir mi? Müthiş bir şey değil mi bu? Ve bu değişim yaklaşık 6 ayda falan oldu. Türkiye piyasasının %60'ına sahip olan Nokia 6 ay içinde sıfıra indi. Bunu hiçbir kimse yapamaz aslında. Bunu yaptıran bir güç var. Ve biz o gücün içindeyiz, onu yaşıyoruz şu anda. Müthiş bir şey. Bunu yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz için de aslında çok heyecanlı bir dönem yaşıyoruz. Bizden sonra bakacaklar, diyecekler ki vay be, ne yaşamışlar bunlar. Tadını çıkaralım tabii ama tadını çıkarırken de kenara atılabiliriz. Ben 55 yaşındayım. Bir CEO, bir CFO lafını biliyordum. Sabahleyin bir çıkarttım şöyle. COO, CIO, CSO, CTO, CGO, CAO, CISO, CKO, CCO ve bizim CINO dediğimiz CINO var. Bunların hepsi yeni ünvanlar. Benim en çok sevdiğim CAO, Chief Art Officer. Buna ihtiyaç var. CCO var, Chief Cloud Officer. İçimizde de vardır mutlaka bunlardan. İşte bunları konuşacağız aslında. Panel düzenini de biraz değiştirdik çağın gereklerine uygun olarak. İkişer ikişer sohbet edeceğiz ben panelistlerimi, öyle davet edeceğim. İlk panelistimiz bir ekonomist, Profesör Doktor Ümit Özlale. Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Başkanı. 2013'ten beri Özyeğin'de. Uber danışmanlık şirketinin de kurucu ortağı Ümit Hoca. Dünya Bankası, Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İTİV gibi birçok kurumla araştırma projeleri yürütüyor. 2001'de Boston College'dan ekonomi doktorasını almış. Akademik kariyerine Bilkent Üniversitesi'nde başlamış. Sonra Top Ekonomi Üniversitesi'ne katılmış. Uluslararası Girişimcilik Bölümünün başkanlığı yapmış. Aynı dönemde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV'da Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Direktörü olarak görev yapmış. Temel çalışma alanları uygulamalı makroekonomi, ekonomi politikası ve Türkiye ekonomisi. 2003'ten beri çeşitli dönemlerde Merkez Bankası'na, Maliye Bakanlığı'na akademik danışmanlık yapmış. TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programları'nı yürütme kurulunda görev yapmış. TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki başarılı bilim adamlarına verilen teşvik ödülünü de almış. Buyurun Ümit Hocam. Ne güzel bir kariyer. Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz. Ve işte genç, yani güzelliği de burada. Buyurun. Oturmak isterseniz oturun, ayakta durmak isterseniz. Tamam, ayakta daha rahat yapalım. Haluk aslında bize başladı bir giriş yaptı. Belki oradan gidelim, ilerleyelim diye düşünüyorum. Neredeyse her şeyi anlattı. Evet, öyle bir özelliği var maalesef. Bize söz bırakmıyor, kendisi bitiriyor işleri sağ olsun. Valla raporlara da bakınca dünyada ciddi bir büyüme sorunundan bahsediyor raporlar. Bu sorun bizi nereye götürecek? Şu andaki sıkıntılarımızın sebeplerinden biri bu olabilir mi diye başlayalım sohbete isterseniz. Ya bir büyüme fetişi var. Ama büyüme fetişinden daha herhalde önemli problemlerden bir tanesi Haluk Bey'in bahsettiği fırsat eşitsizliğinde bir artış var. Ve bu da ciddi bir problem yaratıyor dünyada. Benim anladığım şey şu, bildiğimiz anlamda yani bu gelişmekte olan ülkeleri büyüten, Asya kaplanlarını ortaya çıkartan dönemin sonuna geldik. Yani bu bildiğimiz küreselleşmenin sonuna geldik. O bakımdan yeni dönemde büyüme politikasına baktığınız zaman bu hani bizim hep ezberlediğimiz ihracata dayalı büyüme, iş gücü maliyetine dayalı büyüme bunların sonuna geldik. Hem daha düşük büyüme sağlanacağı bütün küresel ölçekte
Aynı zamanda geçmişte geçerli olan büyüme politikalarının hem şirket bazında, sektör bazında, ülke bazında bunların biraz daha önemini yitireceği, yeni ve birazdan konuşacağımız politikaların daha önemli olacağı bir döneme giriyoruz. Orası kesin. Baş döndürücü gelişmeler var. Yani 2020'yi konuşuruz şimdi. Konuşuruz. 2020 ve sonrasında bildiğimiz şeylerden bir tanesi Haluk Bey'in çok üzerinde durduğu yaşlanma. Şimdi bu salonun yarısından fazlasının 100 yıldan fazla yaşayacağını biliyoruz. Yani hangi yarısını bilmiyorum ama 100 yıl fazla yaşayacak. Şimdi bu güzel bir şey. Torunumuzun torununu görebileceğiz. Ama aynı zamanda net problemler var. Bu nüfus artışını ve fazla yaşamanın çok önemli bir bölümü gelişmekte olan ülkelerden gelecek. Aynen. O zaman da bu bizim gördüğümüz, son 5-6 senede gördüğümüz mülteci problemi bütün dünyada artarak devam edecek. Kötü bir haber vereyim. 63-65 yaşında bu topluluğun çok önemli bir kısmı emekli olamayacak. Çünkü yaşam beklentisinin 75-80 yıl olduğu bir dönemde 63-65'te emekli olmak çok zor. Bütün bunlar... Ama emekli olsalar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanacaklardı. Olmadıkları için şimdi hepsi onun vergisini verecekler. Sizin en sevdiğim özelliğiniz her şeye böyle iyi bakabilirsiniz, olumlu bakabilirsiniz. O bakımdan çok baş döndürücü gelişmeler var. Daha sağlıklı, daha uzun yaşayacağız. Ama daha geç emekli olacağız. Dünyadaki iklim problemlerine daha fazla expose olacağız. Dünyada bu büyüme biraz daha eşitsiz olacağı için hem nüfus açısından hem de yeni fırsatlar gelişmekte olan ülkeler o kadar fazla gülmeyebilir. Bu açıdan biz bu göç mülteci problemiyle uzun bir süre başa çıkmaya çalışacağız gibi geliyor dünya olarak. Siz ekonomiyle ilgili ben daha önceki konuşmalarınızda da çok keyif almıştım. Bir vasatlık probleminden de söz ediyorsunuz. Bu yeni dönemin iş gücü acaba bu vasatlık problemine bir çözüm bulabilir mi? Bu bir gelecekle ilgili sıkıntılarımızı çözmeye yarar mı yoksa daha büyük problemler mi çıkarır bize? Şimdi vasatlık problemini Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi. Eğitiminden tut futbola kadar her şeyimiz vasatlaşıyor. Ve bu dönemin hani razı gelmediği şey vasatlık. Buradan da görebiliyorsunuz. Şimdi en büyük 10 tane şirkete bakın. Biraz önce Haluk Bey dedi 6 ay, 8 ay içerisinde baş döndürücü gelişmeler var dedi. Bakın 2006'dan 2019'a kadar en büyük 10 şirket. Evet. Baktığınızda sadece bir tanesi veriye dayalı iş yapıyor 2006'da. 2019'a baktığınızda 10 tanesinden 6 tanesi. Ve bunların tek özelliği ortalama iş yapmıyorlar. Ortalama iş gücüne de ihtiyaç duymuyorlar. O bakımdan baktığınızda Türkiye'nin ilk çözmesi gereken problemlerden bir tanesi bu. Yani 13 yıl içerisinde çok baş döndürücü bir gelişme var. Veriye dayalı iş yapma neredeyse norm haline geldi ve bunun asla kabul etmediği şey vasat bir iş gücü, vasat bir eğitim, vasat bir sosyal sermaye. O bakımdan bu en temel problemlerimizden bir tanesi olacak gibi geliyor. Zaten bunu aşmanın yolu olarak ne görüyorsunuz? Bunu aşmanın yolu ilk önce bir tane şey göstermek gerekiyor belki burada. Beyin göçü. Şimdi baktığınızda bu problemi en iyi görebildiğiniz alanlardan bir tanesi bu. Vasatlıkla birleştirdiğinde vasat olmayan zaten gidiyor. Doğru. Yani bana göre Türkiye'nin beka problemi bu. Hı hı. Yani bugün hadi ben de o zaman bir elleri göreyim. Fırsatı olsa yurt dışında yaşamak isteyenler kimler? Bak, şöyle bir arkanıza bakarsanız 5 sene sonra kimseyi bulamayabiliriz burada. Peki çocuğunun yurt dışında yaşamasını isteyenler kimler? En temel problem. Evet. Ya geçenlerde böyle bir inovasyon akademisinde harika gençlere sunum yaptım. Fen Lisesi'nden, TEVİTÖL'den öğrenciler vardı. Rehberlik öğretmeni dahil herkese kaldırdı. Rehberlik öğretmenine sordum sen niye gitmek istiyorsun diye. Dedi ki ben de Birleşik Arap Emirlikleri'ne Katar'a başvurmak istiyorum. Yo ben de kaldırdım demin ama hani oğlumu yalnız bırakmayın diye hani çocuğun yanında olayım diye baba şefkati. Çok çok temel problemlerden bir tanesi. Yani birincisi bunu tersine çevirmek gerekiyor. Bir tane daha size çarpıcı istatistik vereyim. Çin'de yani bildiğimiz Çin'de geri dönme oranı yani yurt dışına giden öğrencinin geri dönme oranı şu anda %79. 100 öğrenciden 79'u geri dönüyor. Yani biz çocukları dışarı göndermek isterken Çin dışarı gönderdikleri çocukların %79'unu o havası kirli, sosyal sermayesi berbat, kesinlikle demokrasi olmayan bir ülkeye çekebiliyor. Burada çok temel bir problem var. Yani bu vasatlığı aşmanın yolu şu tabloyu bitirmekten geliyor. Bir başkası da tabii şu.
Şimdi bu Dünya Ekonomi Forumu'nun imalat sanayine ne kadar hazırız endeksi. Bakın şimdi orada Türkiye'nin beşeri sermayesinin ne kadar hazır olduğuna baktığınız zaman 72, 72. ülke. Felaket durumdayız. Evet. Tamam. Burada bu baş döndürücü gelişmelerden bahsediyoruz. İşte veriye dayalı şirketlerin bütün dünyayı domine ettiğinden bahsediyoruz. Zamanımız olursa belki yeni nesil ticaret savaşlarından bahsedeceğiz. Yani Trump gibi eski kafalı bir siyasetçi bütün bu ticaret savaşlarını sadece ithalata daha fazla vergi koymak ya da kota koymaktan ibaret görüyor. Ama önümüzdeki dönemin ticaret savaşları da farklı olacak. Tamamıyla bu veriye dayalı iş yapan şirketlerin faaliyetlerinin bütün dünyada yavaş yavaş kısıtlanmaya başladığını, vergi i̇şte koymaya başladığını gördüğünüz... Dijital hizmet vergisi konuşacağız öğleden sonraki oturumda. Aynen. Bizim ülkemizden başlıyor. Aslında Fransa ve İngiltere'de çıkarttı OECD'nin bir talebi ama ilk uygulayan ülke olacağız belki de. Ya iki türlü şey var bu yeni nesil ticaret savaşının. Mesela diyelim ki Amazon gibi, Google gibi şirketler buradaki faaliyetlerini kısıtlarlarsa bunun Türkiye ekonomisine vereceği zararı düşünün. O kısıtlama bakım... ihtimali görüyor musunuz? Görüyorum. Siz? Yani şu nüfusta ve şu kullanımda bir ülkeden vazgeçme ihtimali olabilir mi? Olabilir. Kendimizi hem önemsemek gerekiyor hem de çok önemsememek gerekiyor. Bunu bir de yetkililere söylerseniz. Ben de öyle düşünüyorum da herhalde öyle düşünmüyor diye evet. Şey yapıyorum. Yok yani ilkokuldan beri bize öğretilen şeylerden bir tanesi doğru. Türkiye'nin stratejik önemi yüksek coğrafi açıdan. O bakımdan burada bir soru işareti yok. Ama Amazon ya da Google faaliyetleri açısından Türkiye'den vazgeçebilir mi? Neden olmasın? Fakat işin bir de öbür tarafı var. Öbür tarafı da şu, yeni nesil ticaret savaşında ya Avrupa Birliği, Asya'daki ülkeler, Türkiye, Amazon, Google, Facebook gibi şirketlerin faaliyetlerini kısıtlamaya giderlerse. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi bir dış ticaret açığı var ama dış pozisyonuna baktığınız zaman herhangi bir problem yok. Sebebi bu çok uluslu şirketlerin yurt dışındaki faaliyetleri ve veriye dayalı şirketlerin yurt dışında inanılmaz elde ettikleri karları önemli bir bölümde Amerika'ya getirmesi. Şimdi baktığınızda yeni nesil ticaret savaşı öyle ithalata vergi koymak üzerinden değil. Veriye dayalı şirketlerin ya siyasetçilerin de biraz baskısıyla beraber bazı ülkelerdeki ya da bazı şirketlerdeki faaliyetlerini kısıtlaması ya da ülkelerin stratejiler geliştirerek bu şirketlerin kendi ülkelerindeki faaliyetlerine daha fazla vergi koyması ya da bunları kısıtlamasıyla gelişecek. Yani o bakımdan devamlı burada 4. sanayi devrimi işte... Bunlardan bahsediyoruz. Bu aynı zamanda bizim ticaret savaşının karakterini değiştirecek gibi bir şey duruyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bununla bağlayabilirsek bu beşeri sermaye ile veriye dayalı şirketlerin önemi çok daha fazla artacak. Yepyeni iş modelleri var. Biz buna hazır değiliz. Yani biraz önce bahsettiğim bu vasatlık problemine bu açıdan baktığınızda Türkiye maalesef aynı ligde yer alıyoruz bu ülkelerle. Bu ülkelerin gerisinde beşeri sermaye açısından. Ben bir üniversitedeki öğretim üyesi olarak ilk olarak burada bir öz eleştiri yapmam gerekiyor. Türkiye'de bu bozulma sadece Merkez Bankası'na, kamu kurumlarına başladı ve bitmiyor. Üniversitelerin de ciddi anlamda problemleri var. İşte mesela geçen hafta açıklanan şeylerden bir tanesi 70 tane rektörün hiç uluslararası yayını yok. 68 tanesinin aldığı atıf maalesef. Yok. Ve bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'nin en temel problemlerinden bir tanesi genç işsizlik. Haluk Bey'in slide'ı o bakımdan çok önemli. Genç işsizliğe baktığınız zaman şu anda Türkiye'de sıkı durun 24-34 yaş arası üniversite mezunu işsiz sayısı 967 bin. Ve bizim projeksiyonumuz önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunun 2 milyon olabileceği. Çok neden? Çünkü değil. Alttan çığ gibi bir nüfus geliyor ve biz bu çığ gibi gelen nüfusa eski müfredatlarla, biraz daha çağ dışı kalmış müfredatlarla eğitim vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de 200'e yakın üniversite var. Bu üniversitelerin %80'inin üniversite mezunu işsiz kalacak. Kesinlikle. Şimdi bunu biliyoruz. Ben her yaz, 7-8 yazdır Harvard Üniversitesi'nde kalkınma ekonomisi dersi veriyorum. Ve o çerçevede de oradaki hem meslektaşlarımla hem de müfredat komitesindeki insanlarla konuşuyoruz. Ve gördüğümüz şeylerden bir tanesi şu, Harvard ve MIT bile kendi müfredatının çağ dışı kaldığını düşünüyor ve yenilemeye çalışıyor. Baktığınızda bugün ilk başlanacak şey, hani bu vasatlık probleminden bahsediyoruz, ilk başlanacak şey üniversiteleri bu vasatlıktan kurtarmak. Yepyeni çok heyecan verici modeller var. Yani 4 yılında bir çocuğunu hukuk fakültesine, iktisadi idareler fakültesine gönderip işsiz kalma olasılığını yükseltmek yerine, mesela Amerika'da Lambda Akademi diye bir enstitü var.
Bir sene bir tezgahtarı alıp Google'da işe sokabiliyor veri analitiği eğitimiyle. Yani o bakımdan şunu söylemek gerekiyor. 2020 ve sonrasında biraz akçeli işleri konuşabiliriz. İşte faizler ne olacak, kur üzerinde ne bekliyoruz, neler bekliyoruz diye. Ama 2020'de özellikle eğitim reformunu bütün dünyada ama özellikle Türkiye öne koyabilen ve bu tür mesela Lambda Akademi gibi kuruluşları kendi radarına sokabilen ülkeler kazananlar olacaklar. Artık 4 senelik üniversite eğitimi, hele böyle bir eğitim, köklemiş bir eğitime çok gerek yok. Çok doğru. Yani bunda tabii ki üniversitelere de çok büyük bir görev düşüyor, hocalara düşüyor ama onun arkasında da bize düşüyor. Çünkü oradan çıkacak olan kişileri biz istihdam ediyoruz, bizimle birlikte çalışacaklar. Ve onların mutlu olması, bize verimli olabilmesi için de onların iyi eğitim almış, işe yarar eğitim almış olmaları lazım. Bir anket daha yapalım isterseniz. Yapalım hemen. Üniversitede aldığı 4 senelik eğitimin %50'sinden fazlasını işte kullanan kim var aranızda? Evet. Gördünüz yani mü? Çok ilginç. Evet. Yani doğru. O bakımdan söz burada çok net olan bir şey var. Bu değişim bizim ihtiyacımız olan dinamizmin kesinlikle ilk olarak yüksek öğrenim ama daha sonradan da bunu alt tabana inerek başlaması lazım. Eğitimden konuşmaktan sıkılmış olmamız lazım. Bugün eğitimin önemini ne derler ya da eğitimin revize edilmesi gerektiğini söylemek için bir cümle daha kurmaya gerek var mı? Yok. Bence yok. Ama aslında öyle bir dönemden geçiyoruz Ersun Bey. Mesela hep sizle konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Bu dijitalleşmeyle beraber bir batıllaşma var. Yani eskiden beri artık bizim konuşmaya gerek duymadığımız şeyleri biz tekrar konuşur olmaya başladık. İşte mesela bu aşı karşıtlığı. Evet. Değil mi? Yani evet, doğru. Mesela aşı karşıtlığını artık konuşmaya gerek var mı? Dünyanın en büyük 10 icadından bir tanesi kabul edilen bir şeyi ilk olarak Amerika ve daha sonradan da maalesef bu batının biz kötü huylarını alıyoruz. Beyefendinin söylediği gibi. Ondan sonra Türkiye konuşmaya başladı. Yani bu dijitalleşme çağında insanların veriye bu kadar rahat erişimin olduğu bir dönemde bizim tekrardan aşıyı konuşmamıza ihtiyaç var mı? Bu yok kesinlikle ve biraz teknolojik gelişme ve dünyadaki verinin çok hızlı itmesiyle alakalı olarak geçen biri şöyle demişti. Her sabah gece yattığımızdan daha cahil uyanıyoruz demişti. Evet. Belki işte bu batıllığa gidiş de biraz onunla da alakalı. O kadar hızlı bir dünya dönüyor ki evet. Bizim bir şeylere tutunuyor olmamız lazım. Eğer oraya binemiyorsak, o dönüşe ayak uyduramıyorsak. Hocam son dakikada da tabii. Şu şeyleri söyleyelim mi? Şirketleri bekleyen riskler nedir? En büyük risk nedir şirketler için 2020 ve sonrasında yeni ekonomide? İlk önce iyisinden bahsedelim, fırsattan bahsedelim. Tamam, fırsattan bahsedelim. Fırsat onu sonra soracaktım, öyle kapatalım diyecektim. Ha, tamam, o zaman riskler... Hayır, buyurun, espri yaptım. Ya, fırsattan bahsedecek olursak belki de tek güzel şey şu, faizler düşük kalmaya devam edecek. Yani 2020'ye baktığınızda şirketlerin bilançolarını tamir etmeye devam ettiği bir yıl olacak. Bu bana göre önemli fırsatlardan bir tanesi. Risklere baktığınız zaman da Türkiye'nin önümüzdeki dönem %3,5-4 büyümesi bile 2 yıllık ortalamasını %2-2,5 yapıyor. Ben en büyük risklerden bir tanesinin artacak işsizlik olduğunu düşünüyorum. Türkiye alışık olmadığı bir durgunluk dönemi yaşıyor. Şimdi baktığınızda 2001 krizine bakın, 94 krizine bakın. Buradaki krizin ortaya çıkartan etmenlerle şimdiki biraz farklı. Biz biraz daha uzun salınımlı, kur, borsa, faiz üçgeninden bağımsız bir durgunluk yaşıyoruz. Ve bununla mücadele etme kasımız şu ana kadar gelişmiş durumda değil. İlk önce bunu anlamamız lazım. Yani bana göre en büyük risklerden bir tanesi içinde bulunduğumuz durumu geçmişe yönelik pratiklerle çözmeye çalışıyoruz. İşte mali genişleme gibi, onun dışında faizlerle bir kuru aynı anda baskılamaya çalışmak gibi. Ama sanki daha derin, daha yapısal bir problem var ve bunu bildiğimiz daha kolay şeylerle, ne derler, çözümlerle aşmaya çalışıyoruz. Ben en büyük riski o bakımdan kural yapıcıların, politika yapıcıların hatta özel sektördeki belki de kritik alandaki yine karar alıcıların eskiye biraz daha ezberlerine dayalı çözümlerle aşmaya çalıştığını düşünüyorum. En büyük risk bence bu. Hocaya çok teşekkür ediyoruz. Hoca bizimle sonda tekrar gelecek sorularınızı alacağız. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun.